Merhaba sevgili dostlar, kahvenizi tazelediyseniz sohbete koyulun. Bu hafta bir lezzet avcısından bahsetmek istiyoruz size. Artun Ünsal bu avcı. Aslında kendisi Paris Hukuk Fakültesi'nde siyaset bilimi doktorası yapmış. Hacettepe, Ankara ve Galatasaray Üniversitelerinde de görev yapmış olan Artun Ünsal'ın yaklaşık 10 yıllık da bir gazetecilik deneyimi var. 80'li yıllarda siyaset üzerine yazdığı kitaplardan sonra Türkiye'nin yerel ve kültürel değerlerinin ve ürünlerinin bilinmesi ve korunmasının inancıyla Anadolu yolculuklarına çıkmış Artun Ünsal. Bu yolculuğuna çeşitli lokanta gözlemleri, Osmanlı mutfak kültürü üzerine incelemeler, geleneksel Türk mutfağı toplantılarında panelistlikler, televizyon programları ve belgesellerle devam etmekte hala. Bir siyaset bilimci olarak gıda kültürüne olan ilgisini de şöyle açıklıyor Ünsal. Yemek, içmek gibi konular siyaset biliminde son yıllarda odak noktası oldu. Gerek kültür tarihi açısından, gerek insan davranışları açısından da önemli. Bunun siyasi sonuçları da var. Tarihin çeşitli dönemlerinde kıtlıklar, açlıklar, siyasi istikrarsızlığa yol açtı. Genellikle hemen herkes siyasal bilimde yüce konuları seçiyor. Müzikle, edebiyatla uğraşanlar da yemeğin bir kültür ürünü olduğunu fark etti. Bir ülkede yaşayan insanlar, dünyanın her yerinde sıradan ve rasyonel olarak görülen herhangi bir yiyeceği çok önemseyip farklı anlamlar verebiliyor. Örneğin zeytinyağı. Zeytin ve zeytinyağının çıkış noktası Anadolu ve Mezopotamya. Günümüze baktığımızda bunu değerlendiren ve sahip çıkan olarak biz görünüyoruz. Başka ülkeler bu kültürü sahiplenmiş durumda. Yazısıyla, yaşamıyla, yemek kültürüyle bir benimseme durumu yok bizde demiş Artun Ünsal ve başlamış yazmaya. Bakmış ki Ege, Akdeniz, Marmara ve Güneydoğu'nun bir bölümünün dışında zeytinyağı mutfak ve sofralara hala giremiyor. Düşmüş yollara, bildik yerler dışında Kastamonu'dan ve Sinop'un kıyı şeridinden Artvin Çoruh Vadisi'ne, Kilis'ten Fırat boyundaki Birecik'e kadar zeytin yetiştiği her yeri dolaşmış ve Ölmez Ağacın Peşinde, Türkiye'de Zeytin ve Zeytinyağı adlı kitabı işte böyle ortaya çıkmış. Piyasadan aldığı peynirleri yaptığı seyahatlerde yedikleriyle karşılaştırınca aklına Türkiye'nin en güzel peyniri nerede sorusu düşmüş. Üreticilerin ayağına giderek yaptığı araştırmadansa Süt Uyuyunca Türkiye'nin Peynirleri adlı kitabı çıkmış. Silivrim Kaymak Türkiye'nin Yoğurtları adlı kitabında yurdumuzun her yöresinde üretilen, tüketilen, ayran olup serinleten, milli yiyeceğimiz yoğurdun geçmişten modern zamanlara uzanan evrelerini kat ettiği yolu izlemiş. Benim Lokantalarımın yeni basımında İstanbul'un ve Anadolu'nun lezzet duraklarını dolaşmış Artun Ünsal. Böylesine iştahlı bir merakın ekmekten bahsetmemesi düşünülemezdi elbette. Ekmeğin her çeşidine çok daha rahat sahip olabilen kesim ama daha az ekmek yiyeyim ama kilom artacak diyerek köylünün beğenmediği ekmeğe daha çok para harcıyor. Öbürünün aklında da beyaz ekmek kalmış. İşte bunların hepsi bir çelişki. Yalnızca Anadolu'da değil, dünyanın her yerinde bu böyle diyor Artun Ünsal ekmek için. Nimet Geldi Ekine adlı kitabı da bu düşünceden ortaya çıkmış. Bu kadar ekmekten bahsedince bir tarifte biz verelim ve sohbetimize noktayı koyalım. Temel malzemelerimiz yarım kilo un, 1,5 su bardağı süt, 1 küçük paket toz maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı süzme bal. Unun 3'te 2'sini beyaz, 3'te 1'ini de esmer un olarak kullanabilirsiniz. Buradan sonraki malzemelerse damak tadınıza ve hayal gücünüze kalmış. Neler mi? Mesela ceviz, fındık, kuru üzüm, yer fıstığı, zeytin, ay çekirdeği, konserve mısır taneleri. Bunların toplam miktarı 1 su bardağını geçmesin. Keskin tatlar arıyorsanız malzemenize sarımsak, soğan, yeni bahar, toz rezene, çekilmiş çörek otu, mercan köşk, haşhaş tohumu, keten tohumu veya yarı kurutulmuş domates ekleyebilirsiniz. Bunların da miktarı 2 tatlı kaşığını geçmesin. Bu malzemeyi bir kapta kulak memesi kıvamına gelene kadar karıştırıp yoğurun. En az 2 saat mayalanmaya bırakın. Şekil verdikten sonra 200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 30 dakika pişirin. Biraz soğumasını bekleyip afiyetle yiyin. Bir dahaki buluşmamıza kadar kahveniz sıcak, sohbetiniz koyu olsun. Sevgiyle kalın.